Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda fütursuz iddiaların ikinci bölümünü yapacağız. Yine fütursuz mu fütursuz, şuursuz mu şuursuz iddialarımız var. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bu arkadaşımız platinum 3 tane silver'ı yenerim dedi. Karşısına da 3 tane silver getirdik. Bakalım yenebilecek mi? Göreceğiz. Bir önceki videoda bu seriyi seviyorsanız beğeni atın demiştim. Al 16.000 beğeni atmışsınız. İnanılmazsınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yine bu serinin devamı için hepinizden şöyle bol beğeniler bekliyorum arkadaşlar. 10.000'in üzerinde beğeni gelirse çok sevinirim. Bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Yani beklemiyordum açıkçası bu kadar sevmenizi tekrar. O yüzden bomba gibi devam edeceğiz bu seriye. Siz de bu videolarda yer almak istiyorsanız videoyu beğenerek yoruma nickinizle birlikte iddianızı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord ve Instagram'ınızda yazın, daha rahat oluyor ulaşmak bu şekilde. Bir de kablosuz kulaklığım var gördüğünüz gibi. Kablolar biraz sorun oluyordu nehirden dolayı. Asus sağ olsun bana kablosuz kulaklık gönderdi. Onun da özelliklerini anlatırım birazdan. Haydi bakalım 1 ve 3 alabilecek mi silverlara karşı, göreceğiz. Oğuz ne diyorsun? Bence Lucian'ın alma şansı yok ya. Yani açıkçası 6 level'a kadar birini öldürmesi şart. Evet. Bir de erken damage yok, yüksek duruşun. Altından önce çıkarma şansı yüksek ama uzarsa kaybeder. Bu arada kazanırsa bu kırmızı taraf, bu kırmızı taraf içerisinden çekilişle bir tanesine vereceğiz RP'yi. Yorumlarda bayağı arkadaşımız yazmış bu öneriyi. Bana da çok mantıklı geldi. Çünkü öldürene RP verdiğimiz zaman son vuruş yapmak için herkes bekliyor arkadaşlar. Çok uzuyor vs. Bakalım yine uzayacak mı, göreceğiz. 6 level'da ama Lucian'ın şansı yok gibi ya. O yüzden şimdi 6 level olduğunda bence en azından birini şöyle bir %20-30 hasar vurup ultisiyle burstlemeli. Bence deneyecek bu arada dediğini. 6 level oldu mu kesin deniyor birini. Denemeli. Bir de E'si de çok önemli burada Lucian'ın ya. Yalnız Lucian biraz dikkatsiz oynuyor gibi ya. Yani platinum 3 gümüşü alırım dedi arkadaş. Bakalım alabilecek mi? Bak geliyor mu Albatros'u? Bak o yürüyüşten anlaşılıyor. Aynen. O girdi mi Zed diyecektim ama kule altına o nasıl bir ulti derken Zed de ulti attı Urgot'un ultisiyle. Urgot burada skoru çıkarıyor. İlk arkadaşımız 3 silver'a karşı kazanamadı arkadaşlar. Geçelim diğer arkadaşımıza. Şimdi bu Ryze alan Anunk arkadaşımız, ekrana da getireceğim zaten. Siz de bir sonraki fütursuz iddialarda yer almak istiyorsanız eğer videoyu beğenerek yoruma iddianızı yazın. Aynı zamanda Instagram ya da Discord adınızı da sihirden nickinizle birlikte yazmayı unutmayın sakın. Bu önemli, yoksa size ulaşamıyoruz, haberiniz olsun. Haydi bakalım 1 ve 4 yapabilecek mi? Ama Ryze'ın hareketleri çok iyi abi. Yakalıyor mu mouse hareketlerini? Oy çok hasar yedi yalnız. Aslında şu an kule altı girseler öldürürler ha. Evet evet, zaten bu tarz VS'lerde önemli olan ne zaman base atacağını bilmek. Çünkü base atmak için böyle az canla kalıyorlar, level kasacağım diye bir ölüyorlar bu sefer. Sanki bu çocuk 1'e 4 atarmış gibi geliyor bana ha. Ne diyorsun? Aslında şimdi bana da mantıklı gelmeye başladı, item bilgisi var ya. Aynen. Ama Ryze dövüşlü bir karakter ya, böyle anlık damage yok. Birini aradan çıkaramayacak. Ryze tercihi sorgulanabilir. Daha 3 level'lar bak. Ryze 6 level oldu. Sonra bir de beğeni atmazlarsa hoş olmaz diyecektim. Yalnız eşit takas. Şimdi kırmızı taraf 6 level olmaya başladığında asıl mevzu başlayacak. Bak Ryze tam düşündüğüm şey yaptı abi. Eşyaya devam etmedi. Eşyayı öyle bıraktı, farklı eşyalara yöneliyor. Çocuk mantıklı oynuyor bu arada eşya konusunda. Evet. Evet arkadaşlar, karşı taraf 6 level oldu. Bakalım 6 level olan taraf şimdi komboyu yapıp 11 level bu arada Ryze. Ya arada 5 level fark var. Bu arada dakika 30'a falan gelirse zaten kimseye ihtiyacı yok. Kasiopya tek keser bunu. Tabi oynayabilirse. De nerede bu Kasiopya? Göremiyoruz ki doğrusunu. Güzel hasar. Tek kaldı mesela burada Malphite. Buna yüklenmesi lazım diyeceğim. Çok güzel ulti kullandı. Üstüne gidiyorlar canı, inanılmaz aslında. Ha abi Urgot, bak senaryoyu gördün mü? Senaryo direkt aynı. Evet arkadaşlar, bu iddiayı Elmas arkadaşımız 4 kişiye karşı kazanamadı. Arkadaşlar şimdi kızım 2 gold'u alırım diyen bir arkadaşımız var. Kız olmasının burada hiçbir önemi yok bu arada. Yorumlarda giderken gördük. Ama ben fake olduğunu düşündüm. Oza da dedim ki, hatta gel Discord'da bir dinleyelim hani gerçekten kız mı değil mi diye. Şimdi Discord'a çağırdık. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi merak ediyorum. Gelsin bakalım, 2 gold'u alabilecek mi, göreceğiz. Size Asus'un verdiği kulaklıktan bahsedeceğim demiştim arkadaşlar. Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Kablosuz olma özelliği çok
büyük avantaj zaten. Benim en büyük faydalandığım özelliklerinden biri. Çünkü kablo sıkıntı yaratıyor. Aynı zamanda hani kulaklığın noise cancelling özelliği, ses kalitesinin güzel olmasından bahsetmeyeceğim. Ya oraları zaten güzel. Kulaklığın en önemli özelliği şu mikrofonu arkadaşlar. Garipseyeceğiniz değişik, çok güzel bir özellik var. Mikrofon dışarıdaki bütün sesleri kapatıyor ve sadece senin sesini veriyor. Akıllı bir mikrofon var. Yapay zeka destekli bir mikrofon ve dışarıdan gelen ekstra hiçbir sesi almıyor. Birazdan size bir örnekle göstereceğim. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Şaşıracaksınız. Mesela elimde böyle bir elektrikli süpürge var. Şimdi onu açacağım. Aynı zamanda normal her zaman ses kaydettiğim mikrofonla bir konuşacağım. Bak nasıl olduğunu göreceksiniz. Hemen arkasından da kulaklığın mikrofonuyla yapacağım aynı şekilde ve aradaki farkı görmenizi istiyorum. Nasıl olmuş bir bakın. Bak şu an elektrikli süpürge çalışıyor. Ben normal kendi mikrofonumla kaydediyorum. Hemen şuradan ayarlardan hiç kesmeden kapatmıyorum bak elektrikli süpürgeyi. Şuradan özelliklerden Six Go'yu seçtim. Bastım abi. Şu an sesim nasıl? Arkada elektrik süpürgesi var mı? Yok mu? Bu inanılmaz tecrübeyi size yaşatmak istedim. Gerçekten adamlar şu mikrofonu çok iyi yapmış ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu kulaklığı özellikle dışarıda çok rahat kullanabileceksiniz. Metrobüste, metroda, işte trende, vapurda, oyun oynarken arkadaşlarınız arkadaki hiçbir sesi duymadan sizle iletişim kurabilecek. Siz de merak ederseniz nasıl bir kulaklıkmış diye açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ciddi anlamda şu mikrofon olayı aşmış arkadaşlar. Haydi geçelim videomuza. Ya, alo, İlayda hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Selamlar, sırf bizi keklemesinler, acaba gerçekten sen misin diye aradım bu arada. Kusura bakma. Benim. Tamam. O zaman giriyoruz VS'ye. Hazır mısın? 1 ve 2. Hazırım. Biraz heyecanlandım. Evet arkadaşlar. 2 tane gold'u alırım dedi. Bakalım 2 tane gold'u alabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ağrı aldı. Karşı tarafa da ağrı aldılar. Biraz gaza geldik ama. Peki hiç bekliyor muydun böyle çağrılacağını İlayda? Yok yani çok düşünmüyordum açıkçası. O yüzden ne denk gelse yazdım diyorsun ha? Yok ya şimdi bu ikisi de çok dürtecek beni. Evet. Ya ama sen daha çabuk alt level olacaksın. Ya öyle bir durum var. İnşallah. Ama bir tık avantajlı olacaksın. Yani alt level olduğunda senin birini aradan çıkartman inanılmaz avantajlı olacak senin için. İnşallah. Hadi bakalım. Bence kazanabilir ya. Bana da öyle geliyor ya. Çünkü level üstünlüğü olacağı için şimdi eşya üstünlüğü de olacak. E'yi tutturduğu kişi inanılmaz hasar yiyecek. Ama tabii karşı tarafta aynen bu şekilde ya, dürtecek. Ya Q'yu ikisini aynı anda değdirebilirsem iyi olur dedim. Öyle bir pozisyon almaya çalıştım ama. Yalnız Lucian biraz agresif mi ne? Canı çok az burada. Ahri'den ben bir kule altı sıçra tutuştur bekliyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hayır o kadar hızlı bitsem. Yani o Ahri biraz hareketli gibi. Güzel tutturdu ama orada Q'yu kullandığı için abi Lucian her seferinde yalnız o sıçrayı kullanmasaydın ölüyordun büyük ihtimalle. Ama E attı aynen. Büyük ihtimalle ölüyordun. Yalnız hayır. Burada çarmı tutturdu sıçrası da olmadığı için ya. İlayda 2v1'de kaybetti. İlayda bu arada medeni cesaretin için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Davetimizi de kırmadın. Hatta konuşmaya kadar geldin. Çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahakinde inşallah. Yani İnşallah. Tekrar yorum at. Büyük ihtimalle görürüz yine onu. Tekrar İnşallah. Seni görmek üzere diyorum. Bir sonraki VS'ye geçiyoruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Hasaki Yasuo nickli arkadaşımız da demiş ki 13 yaşındayım. Karşıma istediğini getir. Yenerim demiş. Ben de karşısına eski Renekton birincisini getirdim. Bakayım yenebilecek mi merak ettim. Haydi görelim. Çünkü karşıma kimi getirsen getir demiş. Talon aldı bu arada. Talon vs Renekton. Ne diyorsun? Talon vs Renekton. Bak tutuştur bitkinlik almış bu arada Renekton. Ben sana diyorum 3 level'da bu vs biter. Abi tam düşündüğüm şeyi söyledin. 3 level'de direkt Renekton yok edecek. 13 yaşında kimi getirirsen getir diyor. Yalnız bir gazla yazıyor insanlar böyle. Sonra maça çıkınca bir böyle bocalıyorlar. Bir de yani Esteros'sa dediğim gibi geçen senenin Renekton birincisi. Üst koridorun krallarında da bayağı iyi oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şş, yalnız alıyormuş Renekton'u. Ne diyorsun? Efsane olur ha. Yok abi sanmıyorum ya. Ben ihtimal vermem. 1'e 100 falan yani böyle ihtimal. O derece. 2 level olduğu gibi girdi yalnız Renekton. Yani yarı canı neredeyse gitti Talon'un. Talon'un bir tane eksiri kaldı. Renekton'da bir tane eksiri duruyor. Bu taraf ustalık ligli bu arada arkadaşlar Esteros'ta. Öyle yani karşıma kimi getirirsen getir demek de olmuyor bu işler arkadaşlar. Şimdi bak W vurmuyor lan özellikle. Şimdi vurdu. Allah affı verir saldı. Of Talon inanılmaz hasar vurmuş yalnız karşı hasarı.
Oğlum öldürürse efsane olur yalnız ha. Çocuğa hiç ihtimal vermedik. Rezil olacağım. Bir de Renekton bitkini çok kötü attı. Adam kaçarken attı. Bak senden troll edemiyordu ya bana. Yalnız Renekton geldiği gibi girdi burada lan. Çok hasar yiyor yalnız Renekton. Canı çok az tutuşturu kullandı burada abi. Çok temiz aldı. Geldi adam sayırdır dedi bir kili aldı. 13 yaşındaki Hasaki kardeşimiz iddiasını gerçekleştiremiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu VS'mizi 2v5 atarız diyen arkadaşların 2 milyon 100 bin Rakan ve 1 milyon 900 bin Grace'i var. Toplamda arkadaşların 4 milyon ustalık puanı var. Bakalım ikisi de Challenger bu arada. 5 plata karşı alabilecekler mi merak içindeyim. Ben güveniyorum abi. Alabilirler. Evet arkadaşlar bu iki arkadaşımız Challenger ve platlara karşı alırız dediler 2v5. 1 milyon 900 bin Grace, 2.1 milyonda rakamları var bakalım. Benim beklentim yüksek abi ya. Ben de olurlar gibi geliyorum ama karşı takım da çok sıkıntılı bu arada ya. Evet. Valla karşı taraf çok tehlikeli bu arada ya. Zerat, Brent, Syndra, Katarina, Varus. Yani Zerat'ın bir sersemletmesine büyük ihtimalle bitecek yani olay. Bülen çok yoruyor ya. Zerat da yoruyor. Oğlum hiç kolay değil abi, bu arada. Çok fena. Bunlar uzayacak dedi ama Graves ölürse uzamaz yani. Graves ölürse GG zaten. Evet şimdi canlar yenilendi. 4 level'a 2 level fark var şu anda. Level olarak bayağı avantajlı olacak Graves ve Rakan ikilisi. Ama karşı tarafta da inanılmaz dürten karakterler var. Peki nasıl bir combo yapacaklar abi burada? Ne diyorsun Oğuz? Kombolar çok güçlü abi bu arada. Rakan ultisi açıldığı zaman hepsini bir araya toplayıp W'le kaldırdığında Graves burstleyecek. Zaten hepsi midlane'de yani. Toplaması kolay. Toplar şey Rakan çok rahat toplayabiliyor. Sonra Graves'in burstüyle birlikte mantıklı evet. Ama işte Zerat sıkıntı burada. Rakan ultiyi açtığı anda stun'ı koyabilir. Ama bu sersemledi burada. Varus'un Q da böyle üflüyor. Ya bu arada dedikleri kadar uzarsa alabilirler. Ben ama 6 level olduklarında bence birini çıkartmaları lazım. Canlara bak. Oğlum herkes bir yerden vuruyor. Yalnız inanılmaz canları azaldı yine. Aslında teker teker bir zasalar olabilir ya. Abi ölür. O tek kalan ölür. Yok abi durur kral altında daha iyi XP olur. Oğlum şurada bir sersemletme yese aynen bu şekilde. Kule altına girdi Katarina burada. İkisini birden alıyor derken Varus almış birini. 2v5'i başaramadılar arkadaşlar. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz de iddialarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenerek yoruma iddianızı bekleyin. Nickinizi yazarak Discord ve Instagram adresinizi yazın. Yine 10 bin üzeri beğeni bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.